Şimdi bahçeli evlerde bir villada oturan Muzaffer Toycin evi ve aracı hırsızların uğrak noktası oldu. Evine ve aracına üçer kez girdiler. Tam üç kez. Otomobilinin camlarını patlatıp hayalet göstergesini çalan hırsızlar tabii onu büyük zarara uğrattı. Yaklaşık bir sene yakın 3 kere arabamıza girdiler, 3 kere de evimize. Hırsızlar resmen abone oldukları ailenin evine ve aracına üçer kez girdi. Ev sahibi ve ailesi uyku uyuyamaz oldu. Kızım kaç gecedir bizim aramızda uyuyor. Bahçeli evlerde bir villada oturan Muzaffer Toycin'in evi hırsızların uğrak noktası oldu. Toycin'in evine 3 kez girmeye çalışan hırsızlar 3 kez de aracının camını kırıp onu büyük zarara uğrattılar. Bundan 6 ay önce arabamıza girdiklerinde sol tarafta camı patlatıp İçeri girip hayalet ekranı söküp aldılar. Gözlük vesaire eşyalarım da vardı. Onları da aldılar. Bu olaydan sonra hırsızlıkların arkası kesilmedi. Alarm taktırdıktan sonra 6 ay sonra tekrar geldiler. Sağ camı patlattılar. Geçen cumartesi günü de tekrardan sol camı patlattılar. 3 kere toplam patlattılar. Hayalet ekran yaklaşık o zaman 28.500 liraydı. Ortalama 40-50 bin yakın zarar verdi aracıma. Hırsızların motosikletle girip aracı soydukları ve geldikleri motosikletle geri kaçtıkları görüntüler güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Sadece aracına değil, Toycin'in evine de girmeye çalıştılar. Bir kişi buradan atlıyor, iki kişi de burada bu tarafta bekliyor. Atlayan kişi kapıyı açıyor, gelip evi gözetliyor. Evde kimse var mı? Ancak eşi Özlem Toycin gürültüyü duyup çığlık atınca hırsızlar geldikleri gibi kaçarak oradan uzaklaştı. Kapıdan ses gelince kalktım, baktım burada bir karaltı. Bu merdivene çıkmış, tam buradaydı. Buraya tam dayanmış. Ben bu kapıyı açsam olduğu gibi herhalde içeriye dalacaklar. Öteki iki kişi de arkada. İddiaya göre hırsızlar komşusunun evine de girip 11 bin lira çaldı. Toycu ve komşuları onlara büyük mağduriyet yaşatan hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.